Merhaba canlar ben Umut Murat Hoca. Evet arkadaşlar 9. sınıf konularından enerji iletim yolları, enerji iletim hızı ve genleşme konusuyla karşınızdayım. Sevgili arkadaşlar eğer hazırsanız hadi gelin konumuza geçelim. Bu konudan neler öğreneceğiz arkadaşlar? Isının yayılma yollarını öğreneceğiz. Isı iletim hızının nasıl bulunduğunu öğreneceğiz. Isı yalıtımı nasıl yapılır bunlardan bahsedeceğiz. Küresel ısınmanın nasıl olduğundan bahsedeceğiz. Bir de genleşme olayından bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu konu günlük hayatta nerede kullanılıyor? En bilindik haliyle yalıtım olayında kullanılıyor değil mi? Ses yalıtımı, ısı yalıtımı bunlarda ne yapıyoruz? Bu konudan faydalanıyoruz arkadaşlar. Bu konuyla ilgili ödevleri yapmayı unutmuyorsun sevgili dostum. Isının yayılma yolları. Arkadaşlar ısı 3 farklı şekilde yayılabilir. İletim yoluyla, taşıma ya da konveksiyon dediğimiz yolla bir de ışıma dediğimiz yolla yayılır. Şimdi İletim nasıl oluyor? Katı cisim bir ucundan ısıtılmaya başlandığında katının taneciklerinin titreşim hızı artar. Tanecikler titreşim yoluyla komşu tanecikleri de titreştirir. Bu şekilde taneciklerin öteleme yapmadan titreşim yoluyla enerjiyi aktarmasına iletim denir. Mermer, beton ve tüm metaller ısıyı iletirler. Tahta, saman, kağıt, strafor gibi maddeler ısıyı iletmezler. Bu nedenle de bu malzemeleri ısı yalıtımında kullanırız arkadaşlar. İşte yeni tip mesela tuğlalar var, yutong dediğimiz. Onların arasına strafor koyuluyor ya da köpük koyuluyor. Neden? Hem ses hem de ısı yalıtımı olsun diye. Değil mi arkadaşlar? Bazı mesela evlerde e, pencereler çift cam yapılıyor. Bunun da yalıtımla ilgisi var sevgili arkadaşlar. Dışarıdaki ısıyla içerideki ısı birbirine karışmasın diye. Konveksiyon yoluyla yayılma sıvı ve gaz gibi akışkanlar yardımıyla gerçekleşir. Isınan gaz ya da sıvı molekülleri aldığı enerjiyi bulunduğu yerden başka yere giderken taşır. Örneğin odanın bir köşesinde yanan sobanın bir süre sonra odanın diğer köşelerini ısıtması konveksiyon yoluyla ısımalır. Şimdi arkadaşım Nasıl oluyor? Soba üzerindeki havayı ısıtıyor. Hava molekülleri hareket ediyor. Sonra hareket eden bu hava molekülleri gidip diğer hava moleküllerine çarpıyor. Bu şekilde bu çarpışmalar sonucunda bütün oda ısınıyor sevgili arkadaşlar. Bir de arkadaşlar ışıma dediğimiz olay var. Sıcaklığı sıfır kelvinden daha büyük olan cisimler dışarıya ısı enerjisi yayarlar. Bu enerjinin birçoğu gözümüzün göremediği kızılötesi ışınları yardımıyla taşınır. O halde ısının ışık yardımıyla taşınmasına ışıma yoluyla yayılma denir arkadaşlar. Isı ve ışığın yayılması için maddesel bir ortama ihtiyaç yoktur. Boşlukta da yayılabilirler. Örneğin güneşin dünyamızı ısıtması gibi arkadaşlar. Ocaktaki yemek karıştırılırken metal kaşık yerine tahta kaşık tercih edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Metalin öz kütlesinin tahtanınkinden büyük olması değil. Metalin öz ısısının tahtanınkinden büyük olması değil. Metalin kütlesinin tahtanınkinden büyük olması alakası yok. Tahtanın ısı iletkenliğinin metalinkinden daha küçük olması, evet arkadaşlar tahta daha az iletir. Tahta kaşığın kullanımının metalden daha sağlıklı olması değildir. Cevabımız D seçeneğidir. Yukarıdakilerden hangileri ısının konveksiyon yoluyla yayılmasına örnek verilebilir? Konveksiyon nerede gerçekleşirdi? Sıvı ve gaz ortamda. Hatırla de ısınan su taneciklerinin borularla ilerleyerek peteklere ulaşması konveksiyon yolla ilerlemedir. Kışın siyah renkli giysilerin tercih edilmesiyle üşümenin azalması. Arkadaşlar bu ışımayla ilgiliydi. Konveksiyon değil. Odanın köşesinde yanan sobanın odanın diğer köşelerini ısıtması konveksiyon demiştik sevgili arkadaşlar. Böylece arkadaşlarım nedir? Cevabımız 1 ve 3 olur diyoruz. Şimdi ısı iletim hızından bahsedelim arkadaşlar biraz. Isı iletim hızı dediğimiz şey nedir? Isı iletim hızı nasıl bulunur arkadaşlar? Delta Q bölü delta T eşittir. Eksi K çarpı A çarpı delta T bölü delta X formülüyle bulunur. Burada K dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Isı iletim katsayısı. A nedir? Yüzey alanı. Isıya maruz kalan yüzey alanından bahsediyoruz. Delta X o yüzeyin kalınlığı. Delta T de yüzeyin bulunduğu ortamla dış ortam arasındaki sıcaklık farkı arkadaşlar bu formül yardımıyla bu ortamın ne kadar ısı kaybına maruz kalacağı ya da ne kadar ısı kaybetmeyeceği hesaplanabilir arkadaşlar. Bir cisme verilen ısı enerjisinin cismin diğer ucuna daha hızlı iletilmesi için işlemlerinden hangileri tek başına yapılmalıdır demiş. Sevgili arkadaşım formülümü hatırlıyorum. Delta Q bölü delta T. Eksi K çarpı A çarpı delta T bölü delta X. Şimdi sevgili arkadaşım bakıyorum. Cismin iki ucu arasındaki sıcaklık farkını azaltma. Delta T'yi azalttınız. Delta T'yi azalttığımız zaman ne olacaktır arkadaşlar? Sayı aslında küçülmüş olacak. Sıfıra yaklaşmış olacak. Bu olur arkadaşım. Cismin kalınlığını azalttığımız zaman delta x'i azaltırsak değer büyüyecek. Eksi değer olduğu için bu olmaz. Enerji iletimine dik olan kesit alanını arttırmak. Kesit alanını arttırırsak arkadaşlar ne olacaktır? Burada da delta Q bölü delta T'yi yine ne yapmış oluruz sevgili arkadaşlar? Azaltmış oluruz. Bu da olmaz. Yalnız 1 diyeceğiz. Eşit uzunluktaki K, L ve M çubukları birleştirilerek uçlarına şekil 1 ve 2'deki görülen balmumu parçaları tutturulmuştur. Çubuklar ortalarından ısıtılmaya başlandığında önce M sonra K çubuğunun ucundaki balmumu en sonunda L çubuğunun ucundaki balmumu erimeye başladığına göre K, L ve M çubuklarının ısı iletim hızları arasındaki ilişki nedir demiş. Şimdi sevgili arkadaşım, en hızlı M, değil mi? M en başta düştüğüne göre o zaman M ısı iletim hızı en yüksek olandır. Sonra arkadaşlar kim? K, sonra L diyeceksiniz. Evet, ısı yalıtımından biraz bahsedelim. Isı yalıtımı farklı sıcaklıktaki iki ortam arasındaki ısı geçişini azaltmak için yapılan bir uygulamadır. Isı yalıtımı enerji tasarrufu açısından oldukça önemlidir. Isı yalıtımı olan binalarda daha az enerji kullanılarak ısınma veya serinleme sağlanır. Enerji yalıtımı için seçilen malzemeler enerji iletim hızı düşük olan maddelerden üretilir. Şimdi arkadaşlar bu maddeler neler? Mesela ısı iletim katsayılarına bak. Çeliğin 40, tahta 0.1, cam 0.8, hava 0.023, poliüretan 0.024. Bunlara göre arkadaşlar yalıtım malzememizi seçiyoruz arkadaşlar. Küresel ısınmadan biraz bahsedelim. Dünya Güneş'ten gelen ışınların yeryüzünden yansımasıyla ısınır. Yansıyan bu ışınlar karbondioksit, metan ve su buharı gibi atmosferde bulunan gazlar tarafından tutulur. Böylece dünyanın sıcaklığı artar. Güneş enerjisinin bu gazlar tarafından tutulmasına sera etkisi denir. Atmosfere salınan bazı gazların neden olduğu sera etkisinden dolayı dünyanın ortalama sıcaklığında görülen artışa küresel ısınma denir arkadaşlar. Evet genleşme diyoruz. Sıcaklığı artan maddenin hacminin artmasına genleşme denir. Genleşmenin tersi de büzülme olarak adlandırılır. Katıların genleşmesi boyca, yüzeyce ve hacimce olmak üzere 3'e ayrılır sevgili arkadaşlar. Şimdi boyca genleşmede nasıl oluyor? İlk boyu L0 olan bir çubuğun sıcaklığı delta T'ye kadar arttırıldığında boyundaki artış miktarı bakınız Delta L eşittir L0 çarpı alfa çarpı delta T formülüyle bulunuyor. Burada ilk boy L0 arkadaşlar delta L ne kadar uzadığıyla ilgili. Peki hocam bu bizim ne işimize yarıyor? Arkadaşlar tren raylarını döşerken bu özellikten yararlanıyoruz. Çünkü demir kışın büzülüyor yazın ise genleşiyor. Buna bağlı olarak mesela elektrik iletim hatlarında da Telleri ona göre arkadaşlar bağlıyoruz. Teller de yazın gevşer. Kışın ise arkadaşlar ne olacaktır? Gerilecektir. Unutma. Yüzeyce genleşme arkadaşlar levhanın tüm boyutlarında gerçekleşir. Ve tüm boyutlarında büzülür. Tüm boyutlarında ne yapar? Genleşir. Artar arkadaşım. Hacimce genleşmede de durum aynıdır. Peki hocam bunlarla ilgili formül yok mu? Var arkadaşlar. Delta S... S0 çarpı 2 alfa çarpı delta T'dir. Hocam neden 2 alfa oldu? 2 boyut. Hem en hem boy. Hacimce de mesela delta V kullanılır. V0 çarpı 3 alfa çarpı delta T. Bak burada da 3 boyut. X, Y, Z boyutları. Her boyutta ne olacaktır? Genleşecektir diyeceksin. Böyle bir sorumuz var. Şekildeki gibi bükülmüş düzgün türleş metal çubuğun uçlarının duvara ve yere uzaklıkları X, Y'dir. Buna göre çubuğun sıcaklığı arttırıldığında x ve y için ne söylenir? Şimdi arkadaşım bak. Sıcaklık arttığı zaman çubuk bu taraftan böyle sağ tarafa doğru genleşecek. Yukarıdan aşağı doğru genleşecek. Şu büyük olan yukarı doğru genleşecek. Şu taraf sağ tarafa doğru genleşecek. Şimdi buradan yola çıkarak arkadaşlar ne diyeceksiniz? Sizce x artar mı azalır mı? Arkadaşlar sağ tarafa doğru ne yapıyor? Genleşiyor. O zaman x'in ne olması lazım? x'in azalması lazım. İlk bakışta y'nin aşağı doğru olan kısımdan dolayı azaldığını düşüneceksin ama şu büyük kısım buna göre daha çok genleşeceği için y'nin ne olacak arkadaşım? Genleşmesi artar diyeceksin. Yani boyu uzayacak arkadaşlar. R yarıçaplı çaplı dairesel levha ısıtılıyor. Levha ısıtılırken teta açısı R uzunluğu için ne söylenir? Arkadaşlar LH olayı yüzeyce genleşmedir yüzeyce genleşmede tüm boyutlar birlikte artar ya da birlikte azalır biz buna fotokopi etkisi de diyoruz Ama burada arkadaşlar bir püf nokta var aradaki teta açısı değişmez arkadaşım. Teta ne yapmayacak değişmeyecek Ama ısıtıldığı için R artar diyeceksin arkadaşım R artar Kenar uzunluğu a olan türdeş kare LH'dan kenar uzunlukları x y z olan şekildeki üçgen LH çıkarılıyor Üçgen levha çıkarıldıktan sonra kare levha ısıtıldığında A, X, Y, Z, teta diyeceklerinden hangisi değişmez? Hangisi değişmez arkadaşım? Tabii ki teta değişmez diyeceğiz. Teta değişmez. Diğer bütün boyutlar eşit miktarda, eşit oranda yani artacaktır. Birbirlerine perçinlenmiş. Hocam perçinlenme lehim ya da kaynak öyle düşün. Birbirine perçinlenmiş XY ve YZ metal şeritleri bir T sıcaklığında şekildeki biçimi almıştır. XY metal çifti soğutularak YZ metal çifti de ısıtılarak doğrusal hale getiriliyor. XY metallerinin uzama katsayıları sırasıyla lambda X lambda Y lambda Z olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nasıldır? Bak. XY soğutularak doğrusal olmuş. Demek ki şu anda ısıtılmış. Isıtıldığına göre X'in genleşme katsayısı Y'den daha büyük ki bu hale almış. X, Y'yi sarmış. Aynı şekilde Y, Z'yi de ısıttığımızda doğrusal hale geliyor. Demek ki soğutulmuş. Bu da ne demek? Y'nin genleşme katsayısı Z'den daha büyüktür demek. O zaman toparlayacak olursak X'in genleşme katsayısı Y'den büyüktür. O da Z'den daha büyüktür diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Şekildeki X küresi Y halkasından geçemiyor. Kürenin halkadan geçebilmesi için hangileri yapılabilir? Küreyi ısıtıp halkayı soğutma. Arkadaşlar x y'den zaten geçemiyor. Eğer küreyi ısıtırsak daha çok genleşir. Y halkasını soğuttuğumuzda daha çok büzülür. Dolayısıyla böyle bir şey olmaz. Küreyi soğutup halkayı ısıtırsak az öncekinin tam tersini yapmış oluruz. Doğrudur. Hem küre hem de halkayı ısıtma arkadaşlar. Şimdi tabii ki genleşme katsayılarını bilmiyoruz. Ancak sonuç itibariyle eğer bunların genleşme katsayıları farklıysa hem küre hem de halka ısıtılarak Y daha çok genleşirse ne yapabilir? Küre Y'den geçebilir arkadaşlar. Deniz düzeyinde ısıca yalıtılmış bir kapta bulunan H yüksekliğindeki suyun sıcaklığı 0 santigrat derecedir. Suya ısı verildiğinde sıcaklığı 0 dereceden 8 dereceye yükseliyor. Suyun yüksekliği için ne söylenebilir? Arkadaşlar suyun özel durumu vardı. Artı 4 derece özel durumu. Sıfırdan artı 4 dereceye ısıtılırken hacmi minimum oluyordu. Yani H yüksekliği önce ne olmak zorunda? Azalır diyeceksin sevgili arkadaşım. 4 dereceden sonra 8 dereceye çıkacak. Tekrar artacak. Kendi seviyesine geri gelecek arkadaşım. Evet sevgili arkadaşlar konuyu bitirirken ısının yayılma yollarını öğrendik. Isının yetim hızını öğrendik. Isı yalıtımını öğrendik. Küresel ısınmayı öğrendik. Genleşmeyi öğrendik. Evet arkadaşlar bu bizim ödüllü sorumuz. Bir önceki haftanın ödüllü sorusunu önce çözelim. Bunu da gelecek haftaki konu altında çözeceğim arkadaşlar. Kesilen karpuzun güneş ışınları altında daha çabuk soğumasının sebebi buharlaşan sıvının ortamdan ısı almasındandır. Buna göre olaylarından hangileriyle verilen olay aynı prensip ile açıklanabilir. Güneşli havalarda buzlar erirken havanın soğuması ne yapıyor arkadaşım? Buz dışarıdan ısı alıyor. E karpuz da ne yapmıştı? Soğuması için sı buharlaşan sıvı vardı. Dışarıdan ısı alması gerekiyordu. Aynı mı prensip? Ateşi yükselen kişinin alnına nemli bez koyduğumuz zaman ateşi ısıya alıyor yine. Yüksek dağlardaki kar ve buzun geç erimesi arkadaşlar. Orada tamamen nedir? Basınç farkı ile ilgili bir durum var. Bununla alakalı değil. Cevabımız C seçeneği olacak. 1 ve 2. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere arkadaşlar.